İnternet bizi bitirdi ya. Bitirdi. Ben öyle düşünüyorum. Hocam bir gerçekten. 95'ten kabaca, doğru bir şey var. Müthiş zeka geriliği var 95'ten sonra. Kabaca internet. Sosyal medya özellikle. Evet. Ben internet diyorum yani hepsine birden bir bütün olarak. Yani internet bizi bitirdi. Gerçekten ya son, bitirdi. Son zeki jenerasyon işte de var. Esra değil mi ben ablam. yani son. son yani. Büyük abla. Peki Ayşe. Efendim. Bir kere Antakya'da doğdun. Evet. Bu mükemmel. Aa, bu senin ne kadar Antakya. İyi, evet, güzel, tamam. Tatlı, güvenilir, iyi bir arkadaş olduğunun zaten başta kanıtı. Ondan sonra hukuk fakültesinden mezun oldun. Evet. Niye mezun oldun? İşte babamla annemin yüzünden. Onların evet. performans kaygısı yüzünden. bu sefer de onlar biz orta... eskiden orta direk vardı ya işte annem babam memur ve istiyorlar ki sen de böyle bir altın bileziğin olsun yani. Okuduğum yüksek lisans yaptım, Amerika'ya gittim, master yaptım. Hepsini de babam için yaptım gerçekten yani. O mutlu olsun. O işte çocuğum avukat diye sevinsin. Kız kardeşim diş hekimi oldu, diğer kız kardeşim avukat oldu ama ben artık dedim ki tamam baba ben görevimi tamamladım. Kurumsal bir şirkette avukatlık yaparken bıraktım. Ondan sonra yazmaya başladım zaten. Senaryo yazmaya başladım. Oradan sonra zaten bir blok, ilk bloklardan biri evet. herhalde Ayşe'nin bavulu. Evet. Sonra sinema filmleri, dizi, reklam senaryoları yazıyorsun. Yazıyorsun, yazıyorsun. Stand-up yapıyorsun. Sonra ilk kitabın geliyor. Her şeyin başı Merkür. Evet. Astrolojiyle dalga geçiyorsun. evet. Aslında ben Deniz Göktaş tarafında duruyorum. O çok sevdiğim bir stand-upçı Deniz benim. O diyor ya birisi size işte ikizler olduğun için böyle yapıyorsun dediğinde oradan kaçın diyor ya. evet, aynen. Aslında ben hayatta herkesin bir şeye yani astrolojiye inanan da onunla mutlu olan da benim bir sözüm yok. İşte kimisi de geçmişle bağ kesmeye inanıyor. Kimisi de işte başka bir şey. Yani bunların hepsi aslında bir çözüm senin hayatla mücadele edebilmen için. Astroloji de bunlardan biri. Ve çok daha kolay iletişim kuruyorsun birine burcunu sorduğun zaman ve onunla ikinci sohbetinde. Ben o yüzden seviyorum. Ama her şeyin başı Merkür tabii ki astrolojiyi tiye alan bir şey. Bu sene de film oluyor şimdi. Anlaşmasını da yaptık. Aa, evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Onun da senaryosuna başladık. Onun filmini mi? Evet. Ne güzel. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Şimdi Kaan'la beraber yaptığınız bölümlerin başlıkları. Sıcakları daha çekilmez kılan yaz dizileri. Emeklilikte Manhattan'a takılanlar. Herkesin herkese hallendiği ahmak ıslatan diziler. Seraların önemini ülkeye hatırlatan başyapıt Aşk-ı Memnu. Can çekişen yarışma programları, uzatmaları oynayan Türk sineması, ülkece asla yapmayı beceremediğimiz ödül törenleri, Türk popuna ne oldu? Mükemmel. Hepsinin de başlık Kaan bulmuştur bu mükemmel arada. Mükemmel başlık. 5 saniyede falan başlık bulur yani. Uzatmaları oynayan Türk sineması. Türk sineması... Çok enteresan değil mi? Alındım çok. Alınmak isterim. Bölümü izleyin. Bölümü temsil yapıyor. Ama hocam şimdi masumiyet gibi filmler gelmiyor ya ondan. Bölümü izleyin. Ya şöyle aslında orada genel olarak sinema can çekişiyor. Dünya sinemasında oradan gidiyoruz. Orası çok doğru. Yani dünya sinemasının nasıl süper kahraman filmleriyle festival filmleri arasında sıkıştığını ve o bizim gençliğimizdeki ana akım hani cuma gününü bekleyip ya. Hangi filmler gelecek, romantik komedine gelecek, korku filmine gelecek, işte ne bileyim ben komedi, bilim kurgu ne gelecekten çok dar bir alana sıkıştık. Türk sineması da zaten bu patlamış mısır kriziyle üstüne bir de pandeminin gelmesiyle iyice hani komedi daraldı. Filmlerinin ana başı çektiği şeylerin ana akım sinemanın da dijital mecraya sıkışması, o büyük isimlerin dijital mecraya komedi filmlerini satması falan gibi konulardan geldik ve can çekiştiği gibi bir teze oturttunuz. Oturttuk. Tabii çekişmemesi dileğimiz o ayrı. Tabii. Öyle bir şey. İki kitap var. Tebrikler evet. Kovuldunuz. Bu çok etkili olmuştu. Evet. Sonra da 2023 Küçük Ünlü Uyumu. Evet. İki kitabın tabii ki rakamlar falan diye baktığında nasıl buluyorsun? Mesela yazarlıkta Tebrikler Kovuldunuz'u aştı mı Küçük Ünlü Uyumu? Yani bir kitap yazan birisinin bunu söylemesi ne kadar şey ama ben ikinci kitabımı daha çok seviyorum. Çünkü daha sivil bir kitap. Kurumsal hayatın hiç olmadığı benim açımdan bakacak olursak hep kurumsal hayatı gömdüğüm bir kitaptı ilk kitap. Tamamen benim son 5 yılımı, şov dünyasındaki son 5 yılımı anlattığım ve çocukluğuma çok flashbacklerle geri döndüğüm aslında çok sinematografik bir kitap oldu. Ve benim için çok daha özel bir kitap çünkü çok içimi açtım. Yani ilk kitapta çok açmadığım bazı şeyleri açtım ve böyle nasıl diyeyim bir sayfasında çok güldürüp bir sayfasında çok gerçekten duygulandıran bir kitap oldu. Ben daha çok seviyorum. Maalesef tam deprem öncesine
denk geldi. Ya. Ama yani deprem dönemi sırasında da çok güzel diyeceğim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. İnsanların ruhuna çok dokunan bir merhem olduğuna şahit oldum. Yazın çok ilgi gördü işte tatil döneminin gelmesiyle birlikte. Tatlış tatlış gidiyor yoluna. Ben mutluyum, memnunum. Şimdi seslendireceğim onu da tekrar. İlk kitabı seslendirdim. Evet, Storytel'de. Evet, Storytel'de o çok güzel ilgi gördü. Şimdi bunu da seslendirdim. Şimdi üçüncü kitabımı yazıyorum. Harika. O otobiyografi değil ama o çok saçma bir kitap. Yani saçma bir şey. Sonsuz Gençliğin Sırrı diye dünyanın en saçma kitabı alt başlığıyla yazdığım. Bu benim işte spor yapmak, işte hayata farklı bakmakla ilgili tamamen dalga geçerek anlattığım bir kitap. O da çok komik oluyor. Ama spor yapmakla dalga geçme. Spor yapmakla geçiyorum. Sakın. Hocam, orada da ben Okan abiye yaklaşıyorum. Kaan Sekban'ı takip ediyorsan müthiş çalışkan, disiplinli bir adam. Nefret ediyor bence. Müthiş spor yapıyor, müthiş okuyor, yazıyor, oradan oraya koşturuyor. Dört kol çengi. Ayşe şey der bana, ya senin storylerine girerek dünyada ne olduğunu. Gerçekten hani iki dakika önce. Ve video... mutlaka aile ziyaretleri, anne babayla, aileyle. Bir de evet. O da unutulmuyor. Yani diyorum ki... Bunun arkasında bir seri katil filan. Dark side'larım. Bu kadar, yani bu kadar olumlu, ideal evlat. Ama dark side'larım da işte politik duruşum. Orada dilimin kemiği yok mesela. Orası benim dark side'im. Yok, şu anda çok dengede gidiyor. Denge. Zaten artık umursamıyorum. Evet. Frene bazen endişeleniyordum böyle evet. Aman filan diye. Artık hiç gerek yok. Peki. Şimdi. Hatta şu kadar kaldı. Görüş değiştirmeme. Yani, o noktadayım. 23 Ekim. Geçmiyoruz 23 Ekim. Yok. Antalya. Antalya var. Evet. 26 Ekim İzmir. İzmir. 28 Ekim'de Zorlu'da. İki tane üst üste. Çok güzel. 28-29 mu? Hayır. 28 Ekim. Suare. 5 ve 9. Suare. 4 Kasım'da Dastas'ta. Evet. 6 Kasım'da CKM'de. 8 Kasım'da Unique'de. 14 Kasım'da New York'ta. Ya bak. Yani New York'ta bir de ben, olabilemez yani. Yani 8 Kasım Unique, 14 Kasım New York. Ama sonra yok. 17 Kasım Londra, 26 Kasım Dubai. Ay spor yapmazsan bunu yapamazsın. Ay böyle. Çok ay böyle işte. Ya bu ne ya? Ya Dubai, Londra. Bu arada New York'a ben kısa film çekmeye gidiyorum. Bir kısa filmde oynayacağım. Gitmişken bir de stand up yapayım. Orada. Evet, hepsi var orada. Evet. Ya bu, evet bu nedir ya? Yalnız Dubai'den sonra Samsung varmış. Çok ama iyiydi. Ama coğrafya çok yakın diye belki şey yaptım. Belki bu 26 Kasım'dan 20 Aralık'a var var kadar... var ama biz hani Samsung'u şimdiden duyuralım diye onu koyduk. Tabii evet, ki var. Bilet ama satısın, evet, evet. Uluslararası sanatçı bu. Evet. Yani ya. Hem yerel hem uluslararası Samsung'u da kaçırmıyor. Ne yapıyor parayı? Var eriyor, para eriyor. Ne yapalım? Ben asıl şimdi hani komedi dışında başka bir sürü işlere girişiyorum. Onu bir dahaki gelişimde konuşuruz. Bir de biz şimdi bunların arasında gömercin kuşları çekiyoruz. Şu yoğunluğunda. Müteşebbis kişilik. Evet, bu yoğunluğunda. Lütfen Ayşe söyler misin tekrar? Yani böyle şey olur. Bu yoğunluğunda biz gömercin kuşları çekiyoruz ve böyle Kaan. Şimdi bunu çekelim Ayşe. Ben de radyoda program yaparım haftanın 5 günü Metro FM'de. Ben radyodan çıkıyorum. Kaan'ın Dubai uçağını bekliyorum. Ve ben çekip Antalya'ya falan gidiyorum. Tekrar yani. Gidiyor falan. Bizim gibi depresif yaşlılarımız. Sen, diyene bak diyene. Sen, televizyon ben, programı yapıyor, tiyatro yapıyor. Esra, biz bu yani bu adamı Instagram'da takip etmek demek intihara meydan. Çünkü neden söylüyorum? Kıskanıyorlar. Çünkü her, ya abi. Kıskanıyorlar. Başarıdan başarıya koşuyor. Yok be. Çok sağlıklı. Böyle vücudu arka arka spor yaptığı zaman şöyle bir six pack'leri koyuyor. Ya. Şimdi de denize giriyorum. Köpek seviyorum. Annemin babamın büyük evladıyım. Bilmem var. Ve diyorsun ki Allah seni kahretmesin. Yani hasetlikten evet, storylerimi bu arada içiren Okan Bayılgan. Evet. Yani haset de değil. Ya böyle olmamalı diyorsun yani. Bu insan evladı. Bu değil. İnsan Allah evladı Allah. Bu değil. Mesela şeyler. Depresyondayım. Her şey çok kötü. Mesela bunun bayağı... Yapayım ben bunu Instagram'da. Her şey çok kötü. Postları. Rezil. Ondan sonra onlar Twitter'da var zaten. Şu çorba. Onlar Twitter'da var. Evet, onlar Twitter'da var. Instagram'a bakınca çok oldu. Twitter'ın kendi kendine kavga etme şeyine bayılıyorum ben. Mesela hiç ortada satışacak herkes birisi yoksa... Herkes halleniyor birine. Birisi şöyle bir tweet atıyor. Geçen gün bana adam biri dedi ki... Sen çok kilo almışsın.
Ben seni falan. Kendi kendine böyle bir kendi kendine bir kavga ediyor ya. Kakasıyla kavga etmek derler ya hani. Hiçbir şey olmasa kendi kendine. Ya orası bir duvar tenisine döndü artık. Evet. Yani hakikaten bir sinir herkes hastalığı. Herkes söyleniyor orada. Evet. Peki. Şimdi. Bu arada ikinci kitabımda sen de varsın. Aa. Evet. Aa. Hemen göndereceğim. Aa. Getirmeyi unuttum. Şimdi bizim elimizde Esra ile ilgili yayınlanabilir ne var? Ama daha önce hiç yayınlanmamış. Yani ceza almayacağımız filan yayınlanabilir ne var? Şey var mı ya? Ben sorabilir miyim? Yok bende. Ne şu var mı? Ben var. Şunu çok beğeniyorum. Bir masterpiece yani başyapıt. Dudakların şarapta çok iyi değil mi? Orada evet. Yani estetikçe o dalga arkadaşlar, geçtiği o efsane. Arkadaşlar yalnız benim altyapımı bu kadar göz ardı edemezsiniz. Ben yani bunları ben 30 saniyede makarna yedikten sonra, bir çatal aldıktan sonra yapıyorum yani. Ya ha, Okan böyle bakamazsın buna. Bu kadar ciddi. Ben teşhis koymak için bakıyorum. Bu senin orijinal paylaşırken peki başka bir şeye mi geçelim? Hayır ayol, bu kankan aslında Hudutsuz Sevda'da oynuyorum diye ha. Altına la. Vay. Wow. Kocaman 19 yazıyor orada. 19 yaşındayım çünkü. Yani 19 ona göre. Hayır, fotoğrafların üzerine yazıyor 19. 24. 24. Bakıyor ona bu kim? Ha benmişim 24. 24. Sonra bakalım. Çok güzel bir fotoğraf. Evet ya. Çok hepsi ben. Güzel. Hepsi güzel. Bu da 54. Güzel. Enerji hep aynı ama. Evet enerji gözleri aynı. De hep aynı. Devam. Yok başka bir gözleri şey. Devamı artık sonra beni kaldırırken, götürürken bir fotoğrafımı koyarsın zaten. Okan, ben birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Dur, seninle ilgili elimizdeki daha belgelere bakıyorum. Daha var mı? Öyle mi? Bir de katarsis de yok mu Katar? Ay. Yok. Katarsis. Onu yayınlanamayacak durumda. Evet, katarsis yayınlanamayacak. Katarsis güzel geçmiş galiba. Katarsis tatlı, evet. Orası böyle bir tuhaf bir yer, böyle karanlık. Ben hiç anlatmayacağım şeyleri böyle bir söyledim. Bende de öyle oldu. Bir tuhaf ben bir yer orası çaydan, bence. Ben çaydan kahveden de şüpheleniyorum. Ne koyuyorlar içine acaba? Olabiliyor biliyor musun? Böyle yani hiç aklıma herkes gelmeyecek bir şey. Herkes sümükleri atarak ağlıyor. Yok ben hiç ağlamadım da yani ama böyle tuhaf bir hikaye anlattım. Oğlan çok başarılı. Oğlan başarılı, çok tatlı, bir de çok altyapılı bir tip. Müthiş. Yani bir müthiş. Tip derken çok şeker. Ama zaten altyapısız bir insanın öyle bir format yapması yok, korkunç şeker. Olurdu yani. Oluyor ya. Sen bir şey söylemek istiyordun. Şimdi bu yani bu sanat sepet meseleleri Türkiye'de şöyle bir şey. Ya bunların hepsi burada konuşuldu. Fakat yani bütün bu koşuşturmanın içinde bir aklı başında parayı doğru şeye yatıracak yapımcı bulmak, aynı şey tiyatroda bir prodüktör bulmak, bunları konu. Bunlar bütün o oyunculuk, işte bütün o oyuncular, followerlardan önce o sistemin başı, buna para veren. Mesela bir yapımcı bana şöyle söylüyor. Bir senaryo yazdım. Ben işte bir sürü bir şeyler gelmişti başıma. Çok beğendik fakat bu çok küçük bir hikaye ve biz buna bizden bütün dijitaller büyük paralar. Yani sen ne kadar büyük villalarda ne kadar çok para harcarsan bir şeye, içeriğinin önemi yok. Ne kadar muhteşem glamorous olursa, mesela aşk taktikleri diye bir iş yaptılar biliyorsun. 1700'lerde yapılmıştı o zaten. McCourt ne yapmıştı. Yani... ben yapımcıların artık yeni yapımcı mı çıkar? Bıraktım oyuncuyu. Yeni yapımcı mı çıkar? Biraz daha ya küçük işi küçük işi küçük bulmak sanatın içinde yani hikayenin kuvvetli olduğu fevkalade salakça ve bir yere gidemiyoruz maalesef. Evet. Yani diyor ki bir kız bir adamı sevsin, büyük villalarda olsun ve bu dijitalin içinde de böyle. Ve her işi taşralaştırma. Ve bu beni artık böyle bayağı acı veriyor. Bu doğru çünkü bir aynı şey. Aynı prodüktörler yapıyor. Aynı prodüktörler yıllarca yapıyor. Televizyonları batıranlar şimdi de Türk dijital platformları batıracaklar. Sonra onlar da karılarını Paris'te meşhur çantacının önüne kuyruğa soktuktan sonra yani sınıf atlamaları bittikten sonra... Evet. Yeni sınıf atlayan yapımcılar geleceği için biz bundan öleceğiz. La ilahe illallah. Öleceğiz. Ölmeden önce de işte dışarıda... Bunların görgüsüzlükleri nasıl bir görgüsüzlük abi? Çok bitemedi. O her apartman daireleri alıyorlar. Karılarına entariler alıyorlar. Hayır onu alıyorlar. Da alsınlar bitmedi ama ne yaparsa yapsın o. Ama yani bir... Hikaye anlatmayı daha hikayenin içeriğini görmeden ya bu küçük bir iş. Bu küçük bir iş nedir onun için? Ben yeterince para harcayamam buna. Ya böyle bir şey olabilir mi?
işte harcanmış gösterip aralarında para paylaşacaklar. Öyle şeyler var ya. Ne kadar çok harcanırsa o kadar. Ya ben de memleketim... bir de para paylaşılacak evet. Yani bir şey göster. Evet. Ya memleketin dışında bir şey yapmak benim de merakım yok. Burada benim bir kariyerim var, güzel işim var ama yani... Orada biliyorum ki yani Ricky Gervais'i sen yazdığı senaryoyu burada herhangi bir yapımcıya götür. Linç ya mi? Ablacığım anca gidersin işte burnuna melodika sokuyor. Hadi abi der yollarlardı. Evet, yani buna çok üzülüyorum. Bunu söylemek istedim. Aynen. Peki Melda sen çok yaşlı bir insansın aslında. Ya, fakat kaç yaşında yaşlısın? Çünkü sen bizim hayatımızın müzikte... dansta, profesyonel oyunculukta, devlet tiyatrosunda, özel tiyatrolarda, her yerde varsın. Sen böyle bir temel bir sütun gibisin, taş gibisin. Evet. Bak sütun gibisin, taş gibisin bir kadına söylemek güzel. Halbuki ben tarihi önemine atıf yapıyorum ama taş gibisin, sütun gibisin de. O da doğru ayrıca. Seviyor onu. O da doğru. Yani burada bir, evet senin bir vampir halin var hakikaten. Yani bir, ben doğum tarihine baktım da çok şaşırdım. Söyle, yani, 71'liyim, 71 Kasım. Evet. Sen de benden küçüksün. Maşallah. Ama çok iyi gördüm. Teşekkür ederim. çok sağlıklı gördüm. Gayet iyi. Evet, peki... Peki bu nasıl oluyor mesela bu sanatla uğraşan şov dünyasındaki kadınlar nasıl oluyor da mesela diğer bütün kadınlar böyle buruşuyorlar, pörsüyorlar, yaşlanıyorlar, suratına ya. Bakılmaz hale geliyor da siz nasıl böyle kalıyorsunuz? Nedir bu, nasıl oluyor? Bütün herkese örnek olsun diye anlatır mısın? ECK'dan aldım paranın yarısını, işte güvenden aldım paranın öbür yarısını götürüyorsun, işte cildine ayırıyorsun yani makyaj malzemeni ona göre alıyorsun bir falan. Bir şey bunun sürdüklerinden falan arada kendine de şey yapsana. Öyle ben çok kötü görünmüyorum. Hayır kötü görünmüyorsun da kuliste filan insan bunu çaktırma. Şöyle alır yani. Şöyle açıp. Yok çok bakımlı öyle değil mi? Yok be bir şey yaptım yok. Yok tatlısın gördüm ben. Bir krem sürmüş bir yüz var sende ya. Bunu niye bana döndü onu anlamadım ben. Nasıl döndü yani? Var bir şey var. Sana sıçrattım ben buraya. Vallahi sıçrattın seni konuşmayalım diye. Evet farkındayım. Peki, evet dönersek oyun, konuya. Oyundan küçük bir bukle, küçük bir kuple böyle bir şey. Yani, oynayalım mı diye burada? Hayır bir öyle bir şeyiniz yok mu böyle tık diye bir şey mesela böyle ne olabilir? Hiç yapmadık öyle bir şey. Hiç yapmadık. Hayır biz lafları zor söylüyoruz yani. Hayır. Ya, premier mesela, yaptık. Yok, beraber şey uyanıyor musunuz? Yatıyor, yok uyum. Genelde biz günün başını değil günün sonunu oynuyoruz. Günün sonunu oynuyoruz. Evet. Uyumadan öncesi var mı bir uyumadan önce? Uyumadan önce bir takım niyetler var. İşte o niyetler bazen karşılık buluyor bazen bulmuyor. Bulmuyorsa ben deliriyorum. Orada bir küçük bir kavga sahnesi yok mu? Hep var. Hep var oyun baştan sonra kavga. Ne diyorsun mesela sen ona? Ya işte diyorum ona bak. İşte Ayşe tatile çıkamaz mı canım ya? Hayır ha? Çıkamaz. Yapma be. Vallahi. Gene mi şey yiyorum ben yani? Ulan Kıbrıs yemedi benim yediğim şeyi. Boykotu. Böyle falan böyle konuşmalar var aramızda yani. Hep boykot yiyorum falan. Çok gülüyor mu seyirci? Çok eğlendi. Vallahi gülüyorlardı yani. Evet, çok eğlendiler. Çok eğlendiler. Hiç beklemediğimiz yerlerden gol yedik. Çok güzel geldi. Reaksiyonlar geldi evet. Bekliyoruz valla hepinizi yani vaktiniz ben olursa. Ben merak ediyorum valla. Evet ben de. Ben hatta şey. Sen gelecektin premiere ama o gün şey olduğunu evet, hastalandım falan. Evet. Hastaydım gelemedim. Evet. Evet evet tabii. Ben de böyle koş falan filan sonra bir bakıyorum arka arkaya bu. Sonra diyorum ki ben herhalde hastalanacağım ve hastalanıyorum. Evet tabii. Öyle oluyor bir şey oluyor. O tam o sırada artık bağışıklık sistemi de herhalde çöküyor falan filan kapıyorsun. Ama senin oynadığın oyun da çok zor bir oyun yani çok performans evet, isteyen bir oyun. Yani hem oyunu evet. Oyna, burada gel program yap falan evet. O yüzden yorgunluktan... Ve Amadeus oynarken girişti o işe değil mi? Evet, hem de. Evet. Şimdi de Drakula'ya girişeceğiz. Haberim var. Drakula'ya girişeceğiz. Haberim var. O da hepsini beraber oynayacağım. Sahnede öleceğim. Yani Amadeus, sahnede, Richard ve Drakula. Sahnede öldü. Hangisini fark etmez sahnede? Ya şey var ya işte bu savaş sırasında Anthony Hopkins oynadığı... Dresser giydiği şey. The Dresser. Nasıl birbirine karıştırıyor adam? Ay müthiş oyundur bu o ya. Bu gece şunu oynuyorsunuz diyor. Evet, hayır şey. Kendini böyle şeye o akşam Otello'ya çıkıyor diye Otello makyajı yapmış. Her tarafını böyle şeye boyamıştı. Kahverengiye boyamış falan. Dresser geliyor diyor ki efendim ne yaptınız diyor. Ne var diyor falan.
Siz bu akşam diyor Shylock'sunuz filan. Ne? Shylock muyum? Ya. Kapkara bir şekilde kalıyor böyle aynen. Ya, o hale geleceğim bir diyorsun. Yani. Hepimiz geleceğiz. Ama bak o savaş şartları Londra'sı değil mi? Londra'sı evet. Ne acayip bir şey. Yani aslında ne kadar yorulduk desek, aç kaldık desek, üzüldük desek yine de bir tane daha baba bir örnek ortaya çıkıyor hakikaten. Tiyatro iyi ya. Tiyatro iyi. Aslında tiyatro zor şartlarda iyi. Bence daha bile zor şartlar, önemli. Daha doğurgan belki de. Tiyatro yani. Çok iyi. Hadi gitsek mi artık buradan? Evet, evet. Vallahi ben artık kameraların önünde, bunların kameraların önünde. Gerçekten mi? Ya dayanamayacağım artık. Ya. Her şey kameranın önünde niye olsun? Bazı şeyler de olsun. Özel konuşalım. Evet, özel konuşalım. Peki. Hadi hoşça kalın. Teşekkür ederiz izlediğiniz. Hadi biz de gidiyoruz o zaman. Hadi kalk. Müsaadenle biz de kalkıyoruz.